Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 24 Nisan ve Netflix 3. Türk dizisi olan Aşk 101'i yayınladı. Ve bir günde izledim. Evet. Bir günde izlememin sebeplerinden biri bu videoyu çekebilmekti. Çünkü uzun süredir beklediğim bir diziydi ve ne olursa olsun dizi hakkında video çekeceğim diye kafamda kurgulamıştım. Ve şu an buradayız. Öncelikle videonun formatını birazcık açıklamak istiyorum size. Videonun ilk kısmı spoilersız olan kısım olacak. Genel olarak dizi hakkında ne düşündüm, izlemeli misiniz, izlememeliniz misiniz onun hakkında konuşacağım. Ve genel fikirlerimi vereceğim dizi üzerine. İkinci kısmı ise bayağı spoilerlı olan kısmı olacak. Burada buraya geçmeden önce sizi uyaracağım, söz veriyorum. O yüzden hemen videoya başlayalım. Ama videoya başlamadan önce hemen bir şey demem lazım. Dolap uygulamasında kıyafetlerimi satıyorum. Eğer kıyafetlerimden herhangi birini almak isterseniz ve çoğu da indirimde bu arada. Hep indirime koyuyorum çünkü. Artık satmak istiyorum o kıyafetleri. Linkini aşağı koyarım. Evet, öncelikle Aşk 101. Neyi anlatıyor? Neden izledim? Ve genel düşüncelerim neler? Neyi anlatıyor? Dizi ilk başta okuldan atılma korkusu olan 4 arkadaşın onları atılmaktan tutan tek öğretmenlerini okulda kalmalarını sağlamasını anlatıyor. Yani öğretmenin tayini çıkıyor. O yüzden bunun haberini alan 4 kahramanımız da okulda kalması için onu aşık etmeye çalışıyorlar. Ve aralarına bir kişi daha katılıyor. Bu 5 arkadaşlık grup öğretmenleri Burcu öğretmeni okulda tutmak için aşık etmeye çalışıyorlar. Bu 5 kişi Sinan, Osman, Kerem, Eda ve Işık. Evet, dizi genel olarak bunu anlatıyor. Zaten fragmanı da birazcık görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Dizinin konusu böyle. Diziyi neden izledim? Dediğim gibi diziyi gerçekten merak ediyordum. Filme gitmeden öncenin Instagram sayfasında görmüştüm sanırım. Siletine uğramışlardı. Oradan görmüştüm. Dedim aa bir tane daha mı Türk dizisi çıkıyor? Öyle öğrendim dizinin varlığını. Neyse sonra fragmanlar çıktı, sahneler çıktı falan filan. Ondan sonra dedim ben bu diziyi izleyeceğim. Benim yaş grubuma birazcık da uyduğu için o yüzden hani dedim yani her şekilde izleyeceksin bunu. Ya bugün ya daha sonra. İkincisi genel olarak 90'larda geçmesi benim birazcık ilgimi çekti. 90'larla alakam yok. 90'larda doğmadım. 2002 doğumluyum. Ancak 90'lara bayağı büyük bir ilgim var. Müziğine, moda anlayışına, genel olarak popüler kültürüne seviyorum 90'ların. Aynı zamanda üçüncü nedenim ise Rütük dedi ki gözlerimiz üstünde olacak. Dedim benim de gözümün üstünde olması lazım o zaman. Rütük teşekkür ederim beni izlemeye teşvik ettiğin için. Ama şaka bir yana bu konu hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz dizi hakkında bir sürü haber çıktı. Osman karakterinin LGBT üyesi veya eşcinsel olduğuyla alakalı. Beni bilen bilir ben LGBT'yi destekleyen bir bireyim. Hatta şurada bayrağım olacak. Gözüküyor mu acaba? Aynen şurada bayrağım var. Yay şurada. Her neyse. Dediğim gibi ben LGBT'yi destekliyorum. LGBT bireylerini de destekliyorum. Ancak burada ve genel olarak dünyada LGBT bireyleri desteklemeyen, desteklemeyecek olan insanların da varlığının farkındayım. İnsanların birbirine saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin kendi özeli var. Ben size ne yapacağınızı söyleyemem. Sadece bir öneride bulunabilirim. Siz bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Hepimiz kendi bireylerimiziz. Birbirimize ne yapacağımızı söyleyemeyiz. Özellikle bu kendi özelimize girdiği zaman. Aynı zamanda dizi daha yayınlanmamışken Rütü'yü arayıp diziyi şikayet etmek, imza kampanyaları oluşturmak, o dizide emeği olan herkese inanılmaz bir saygısızlık. Dizinin daha ne olacağı bile belli değilken böyle bir eylemde bulunmak dünyanın en saçma şeyi. O yüzden bu konuya açıklık getirmek istedim. Evet, şimdi bunu da söylediğime göre dizi hakkındaki genel düşüncelerimi söyleyeyim. Ben diziyi beğendim. Her tür diziyi severim ama hani bu romantik komedidir, gençlik dizisidir. Öyle şeyleri seviyorum. O yüzden hani beklenecek bir şeydi bu benim büyük ihtimalle sevecek olmam. Ancak genel olarak şey yaptığım zaman bence senaryosu fena değildi. Karakterler güzel işlenmişti bir yere kadar. Aynı zamanda müzik seçimleri güzeldi. Atmosferi genel olarak güzeldi dizinin. Ve ben genel düşüncem olarak hepimizin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sevmeye olabilirsiniz o ayrı bir konu ama böyle şeylere hani olabilir gibisinden bir tavrınız varsa o zaman bence izlemelisiniz. Çünkü hani Netflix dizileri en azından bir nebze ATV, Kanal D dizilerinden yine kaliteli oluyor. Onun için hani böyle dizilere destek verilmesi lazım ki daha en azından kaliteli bir yönde ilerleyebilsin televizyon dünyamız. Şimdi bundan sonra aslında videonun spoiler var.
spoiler diye buraya kocaman yazacağım. Eğer spoiler almak istemiyorsanız devam edebilirsiniz. Duyurudan çıkın. Sıkıntı değil. Dizi hakkında spoilerli düşüncelerime başlıyorum. Dediğim gibi ben diziyi beğendim. O yüzden çoğunlukla söyleyeceğim şeyler olumlu şeyler. İyi vakit geçirdim. Çabucak bitirdim. Karakterleri sevdim ve genel olarak da olumlu bir tavrım var diziye karşı. Ama dizinin tabii ki de olumsuz tarafları da vardı. Önce olumsuz taraflardan başlayayım. Hadi bakalım. Şimdi biliyorsunuz ana karakterlerimiz 5 kişi. Hatta hani hocaları da sayarsak 7 ama ben 5 kişiye odaklanmak istiyorum. Ve ana karakterlerimize tanışma süremiz 15 dakika. Tam olarak neden böyle bir yolun çizildiğini de anlayabiliyorum. Ancak birazcık daha tanıma şansı verilse daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ya bunun neden yapıldığını anlayabiliyorum ki videonun ilerleyen kısmında birazcık daha oraya değineceğim. Karakterlerin birazcık daha geçmişini, nasıl bir insan olduğunu öğrenebilsek, hayatları nasıl arkadaş oldu bu grup, hani bu kadar çabuk nasıl arkadaş oldu, onun altını çizmem lazım. Hani nasıl arkadaş olduklarını görebiliyoruz ama bu kadar çabuk nasıl arkadaş oldular, onu birazcık daha görebilsem daha mutlu olurdum. Merhaba dostlarım. Şu an montajlıyorum da bazen unuttuğum şeyleri böyle söylüyorum. Kanalıma yeni gelenler için böyle bir belirtme yapayım. Burada birazcık da şuna da değinmek istedim. Hani karakterlerin hayatları, eski hayatları ya da olay zamanından önceki hayatları çok fazla böyle montaj şeklinde geçiyor gibi hissettim. Oyunu pek beğenmedim. Hani var birazcık da ama tabii montaj olarak böyle hemen bir şeyle geçtikleri için böyle evet arkadan hiçbir şey söylemeden müzik veriyorlar, müzik basıyorlar ve direkt onu anlatıyorlar. Onu pek beğenmedim. Sanırım burada birazcık da ona değinmeyi unutmuşum. O yüzden bunu çekmek istedim. Yani benim ana sıkıntım zaten karakterlerin çok fazla olması sanırım. Öyle denilir mi bilmiyorum da. 5 karakter var. Yani ana 5 karakter var. Bir de artı öğretmenlerin de hayatları giriyor bir ara dizinin içine. Girmesi de lazım zaten. Ona ben bir şey demiyorum. Ancak herkesi tam tanıtamayınca... Evet, bir şey oldu içeride. Sanırım bakmam lazım. Ay, gözlük çeksen al. Aa, hayır, o anlatı çekmiyorsun. Çekiyorum. Aa, şaka mı yapıyorsun? Record yazıyor işte. Ay tamam, haydi. Ben güzel güzel mükemmel eleştirimi yapıyorum dizi hakkında. Sen lütfen çık. Dediğim gibi karakterlerin fazla olması benim için sıkıntı olmayabilirdi. Ancak karakterlerin yüzeyselliğiyle alakalı birazcık sıkıntı yaratıyor fazla olması. O dengeyi bence ikinci sezonda gayet de iyi bulabilirler. O yüzden gelişime açık olan bir olumsuzluk olarak görüyorum şu an bunu. Mesela Burcu öğretmenine örnek alırsak. Burcu öğretmenin hayatı, ailesi nişanı attıktan sonra bayağı üstüne gelmeye başlıyor. Onu mesela eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karaktere derinlik veriyor. Ancak dizinin ilk başında işte Eda'nın, Sinan'ın, Osman'ın, Kerem'in bu kadar hemen bir şekilde tanıtılması sizin zaten fragmandan da bildiğimiz bir şeydi. O yüzden de hani birazcık daha belki yani bu insanlar da böyle, aile hayatları böyle gibi olsaydı daha mutlu olurdum sanırım. Aile hayatları hakkında birazcık daha dizinin sonuna doğru hani görüyoruz. Hani bu özür dilemeleri geldiği zaman aileleriyle olan ilişkilerini daha iyi görüyoruz. Ancak onun dizinin başında birazcık daha yapılmasını tercih ederdim sanırım. Mesela Sinan'da birazcık yapılmıştı hani o aptal ailesinin yalıya gelip bir sürü şeyi alıp kendi sevgililerine veya işte kimse artık onlara götürmesini ne kadar boktan bir aileye sahip olduğunu görüyorsun. Ama mesela Osman'ın ailesiyle, Osman'ın genel olarak karakteriyle bayağı sonradan karşılaşıyorsun. Ve Osman'ın hani tam olarak nereden geldiğini bilmiyorsun. O yüzden orada birazcık sıkıntı vardı. Kerem'de yine birazcık daha inilmişti bu konuya. Eda'da zaten birazcık yine iniyorsun. Ama hani bu hep az az. Ben sanırım bundan birazcık rahatsız oldum. Birazcık daha derinlik katılabilseydi bence daha güzel olabilirdi dize. O yüzden dediğim gibi gelişmeye açık bir olumsuzluk. Dene gözükecek sen gözük. Bana yalvarıyor. Aa, gözükeyim mi? Yalan, yalan. Yalan. Ama, hepsi yalan. Ama dur. Videoyu başlangıcında gördüğünüz Aşk 101 animasyonunda ben yaptım. O yaptı. O yüzden teşekkür ederim Defne. Teşekkür ederim. Evet, tamam. Şimdi olumlu yanlara geçiyoruz. Şimdi olumlu yanlar. 1. Ben karakterleri bu kadar bok atmama rağmen az önceki kısımda gerçekten çok beğendim. Bence güzel karakterler ve lisede kesinlikle görebileceğin tiplemeler var en azından. Şaşıracaksınız ancak lisemizde böyle kavgalı, gürültülü şeyler olmuyor bizim.
Var be. Ancak kesinlikle böyle tipler var. Ben son senemdeyim lisede ve böyle tiplerin olduğunu biliyorum. Bununla birlikte böyle öğretmenlerin böyle aile hayatlarının da olduğunu biliyorum. O yüzden ben genel olarak karakterlerin yaşadığı duyguların gerçek ve yansımasını beğendim. Yani Işık'ın ailesinin ne kadar aslında manipülatif olduğunu... Sinan'ın ailesinin bir boka yaramadığını, Eda'nın ailesiyle Eda arasında iletişim sıkıntısının olduğu belli. Onları mesela bizim kendi hayatımızda da görebileceğim şeyler. O yüzden o kısmı beğendim. Karakterlerden devam edecek olursak benim favori karakterimi beni tanıyanların tahmin edebileceğini düşünüyorum. Yani beni tanıyanlar bilir. Ben sıska, uzun, saçları dağınık ve serçe parmağımı bir kere dokunsam yerde yuvarlanmaya başlayacak olan erkeklere kalbimi verdiğimden ötürü. Sinan benim favori karakterim oldu ve bunun kimsenin artık şaşırmayacağını düşünüyorum. Hani aile problemleriyle falan filan da genel olarak bir karakter benim kalbimi çalabilir. O yüzden Sinan'ın genel olarak durumunu ve Sinan'ın genel olarak karakterini beğendim. Ancak bir teorim var. Bu teoriyi videonun sonuna saklıyorum. O teoriyi duymak istiyorsanız şuraya direkt gidebilirsiniz. Direkt zamanı vereceğim. Genel olarak beğendiğim başka bir şey de karakter gelişimini yönetmen, senarist veya yönetmen güzel şey yapmış. Hem soyut olarak da hem somut olarak da karakter gelişimini yaşadıklarını görüyoruz karakterlerimizin. Çok fazla karakter dedim. Karakter gelişiminin somut örneklerinden birisi olarak Burcu öğretmenin kıyafetlerini verebilirim. Mesela nasıl açıklayayım? Fotoğraf bulabilirsem koyarım. Şimdi Burcu öğretmen Kemal'le tanışmadan önce nişanında hala nişanlıyken gayet geleneksel giyiniyordu. Saçlarını topluyordu, geleneksel giyiniyordu. Yani trik bir öğretmendi. Kemal'le tanıştıktan, nişanını attıktan, genel olarak bir kadın gücünü hissettikten sonra ise daha modern bir şekilde giyinmeye başlıyor. Bunların fotoğrafını umarım bulabilirim. Ama somut yaklaşım olarak bunu gördüm dizide ve bence çok güzel bir nokta atışıydı. Çok beğendim. Soyut olarak da zaten görüyorsunuz hani Işık'ın hayatta konuşmayacağı insanlarla arkadaş olup da bunun üzerine bir de ilişki içerisine girmesi inanılmaz bir karakter gelişimi. Yani Işık dizinin başında hem Kerem'den hem Osman'dan korkan bir tip. Genel olarak hatta o çeteden Sinan dışında belki birazcık korkuyor. Ardından hani onlar için, onlarla birlikte hatta okuldan atılıyor. Böyle bir karakter gelişiminin olmasını beğendim. Hani bence karakter gelişimleri diziyi ve genel olarak filmi film yapan veya dizi yapan şeylerden biri. Karakter gelişimi yaşamayan karakterlerle bağdaşamıyorum. Onları sevmiyorum. Bir karakter gelişimi oluyorsa ve anında o karakter gelişimi yönetmen tarafından alıp çöpe atılıyorsa çok sinir oluyorum. O yüzden karakter gelişimini seviyoruz. Karakter gelişimini bu dizi güzel yapmış. O yüzden tebrik ederim. Toparlarsam düşüncelerimi, karakterlerin gelişimini, karakterleri genel olarak hikayelerini ben çok beğendim. Çok kolay bir şekilde bağlanabileceğiniz karakterler yapmışlar bence. Çünkü herkes kendinden bir şey görebilir. En sonunda dizi Breakfast Club filminden esinlenen bir dizi. Ve ikinci sezonun ne yapacaklarını gerçekten merak ediyorum. Özellikle Eda ve Işık'ın yetişkin oldukları ve yalıda oldukları kısımdan karakterlerin geçmişiyle ve yaşadıklarıyla alakalı bayağı fazla şey çıkacağını düşünüyorum ve umuyorum en azından. O yüzden ikinci sezon için heyecanlıyım. Biliyorsunuz kapıdan en son biri giriyordu. Kesinlikle bir yanıltmacı olabilir. Herhangi biri olabilir. Ancak o buluşmadan bayağı fazla şey çıkacağını düşünüyorum. İnanılmaz büyük teorime geçmeden önce dizinin ay bu hiç gerçekçi değil veya bu hayatta hiç olmaz ki biz Türkiye'de yaşıyoruz falan filan dedirten kısımların olduğunun farkındayım. Ancak yani gençlerle güzel bir şekilde bağdaşabilecek bir dizi oluşturduklarını düşünüyorum. Evet, herkes yalıda kalmıyor. Evet, herkesin boğazda kayıkla gezebilecek bir sandalları yok. Ne dedim az önce bilmiyorum. Ancak evet, gençler aileleri tarafından bir şekilde manipüle ediliyor. Evet. Evet, gençler seks hakkında konuşuyor. Vay be. Özellikle seks kısmında çok şaşırmıştım hani. Dedim oha, şu an bunu mu konuşuyorlar? İnanamıyorum. Aha, bir anda Netflix'te olduğumu unuttum yani, öyle diyeyim. Yeni bir çağa giriyoruz. Yeni bir çağın başlangıcındayız hani, gördüğünüz üzere dışarı çıkamıyorum, korona. Böyle bir değişimin görünmesini ben bayağı beğendim. Onun da üzerine değinecek olursam. Şimdi teorime geçiyorum. Teorim şu. Bence yetişkin Işık mektupları atıyor insanlara. Sadece 3 kişiye gidiyor bu mektup. Bence Sinan öldü. Bence Sinan öldü ve bunu neden düşünüyorum? 1. 3 kişiye gitti mektup, gördünüz. Hatta biri hapisteydi, o yüzden zaten gelemeyecek. Bunun ikinci kanıtı. Yetişkin Eda bu tabloyu getirdikten sonra yetişkin Işık ağlamaya başlıyor. Burcu Hoca bu öğretmen kurulundayken bu çocukları atacak mısınız gerçekten, gazetede birinin öldüğünü gördüğünüz zaman nasıl tepki vereceksiniz peki dediği zaman aklıma direkt Sinan geldi. Kesin Sinan ölecek. Gerçekten öyle bir şey hissediyorum.
Selam dostlarım. Şu an montajlarken aklıma gelen birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, hala aynı kıyafetlerdeyim. İlki olumlu yanlardan biri de bence en azından. Sinematografisi bence çok güzel dizinin. Hani bazı sahneler var. Umarım koyabilirim fotoğraflarını. O sahnelerin sinematografisini gerçekten çok beğendim. İkinci olarak da bu Sinan'ın ölümü teorisiyle alakalı olarak başka bir tane daha kanıtım var. O da hani bu yetişkin Eda ile yetişkin ışığın olduğu sahnelerde yalıdalar biliyorsunuz. Yalı çökmek üzere. İşte fotoğrafları düşüyor bu beşli grubun fotoğrafı. Ve çerçevenin en kırık olan kısmında Sinan var. Bilmiyorum hani belki yönetmen sembolizmle falan oynamıştır. Demiştir o bunu sembol olarak yapacağım, bunu işaret edecek falan filan diye düşünmüştür. Ya da tamamen bir tesadüftür. Ancak bu da fark ettiğim şeylerden biri. Evet, teorim buydu. Yani bence Sinan şu an ölü. Yani yetişkin Sinan ölü. Böyle bir teorim var yani. Neyse, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşım Ezgi'nin bir tane Spotify playlisti var, Spotify çalma listesi. Onun da linkini aşağı koyacağım. Gerçekten çok güzel bir playlist, çok güzel organize edilmiş. O yüzden eğer aşık hissetmek istiyorsanız veya aşk acısı çekiyorsanız playlisti dinlemenizi öneririm. Aşk 101'i izleyin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.